Gülhabbe Köylerde kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar, geldik yine memleketimin güzel köylerinden birine. İzmir, Kemalpaşa, Ören'deyiz arkadaşlar. Görüntü muhteşem. Havası harika. Ortamı bir başka güzel. Evet, biz keyifle geziyoruz. Ve birlikte gezeceğiz sizlerle. Evet, gördüğünüz gibi etrafı da şöyle, yani tepecik gibi mi deniliyor buna? Şöyle bir şeyler işte. Etrafı komple sarılı, yukarıda daha yüksek dağlara doğru gidiyor tabii. Evet arkadaşlar, sokaklarında geziyoruz. Az önce gösterdiğim caddesi oldukça geniş. Ara yolları tabii ki eski yerleşim yeri olmasından kaynaklı şöyle biraz daha dar. Evet, gördüğünüz gibi iki katlı, üç katlı evlerle beraber tek katlı evlerde peyderpey denk gelebiliyoruz. Evet, görüntü kadar da güzel. Şuradan yukarıya doğru gidilebiliyor. Her sokağa ayrı ayrı çekmeyi de çok gerekli görmüyorum arkadaşlar. Hemen aşağı doğru biraz indiğinizde sağ kolda çocuk parkı var sokak içerisinde. Ve burada pek çok böyle boş arazi görüyoruz. Boş derken biz boş görüyoruz ama sahibi var mutlaka. Evet, şöyle şuralarda görüyorsunuz çok eski yapılar, eskiden yapılmış evler olduğu çok belli. Tadilata ihtiyacı var, atıl durumda gibi görünüyor. Ben şöyle sokaktan ileriye doğru gidilebiliyor. Gördüğünüz gibi 3 katlı evler bile var burada. 3, 4. Evet. Şurada içeriye doğru gidildiğinde bahçeli. Ama yine 2-3 katlı evler çoğunlukta. Sokak böyle gider arkadaşlar. Evet, şu yönden göstermiştim şuradan bu yolu. Yolun ilerisine doğru geldik bakalım. Şimdi şu tarafa gidelim bakalım. Burada neler göreceğiz? Gördüğünüz gibi her tarafı dağ arkadaşlar. Dağın eteğine kurulmuş bir köy burası. Evet, şuradan da yol gidiyor yukarıya doğru. Her taraf dağ, evet. Ve havası harika. Evet, şurada ekimler yapılmış. Çok şirin görünüyor. Tabii özenince bize çok şirin görünüyor. Bu yolun sonu bizi nereye götürecek? Bakacağız şimdi. Evet, burası biraz dar olunca şurada araba park etmiş. Mesela şuradan araba gelince ben mecburen şuraya tırmanmak zorunda kaldım. Böyle bir yoldayız. Aha, evet. Ana caddeye geldik arkadaşlar. Şuradan sola doğru gittiğinizde Armutlu'ya doğru gidiyorsunuz. Yukarıya doğru gittiğinizde de Yiğitlere doğru gidiyorsunuz. Geldik merkezi noktasına.
Ama Caddesi'ne arkadaşlar. Şurada satış yerleri var. Evet, en cafcaflı noktaya geldik. Burada her şeyi bulmanız mümkün. Ana cadde üzerinde eczanesinden büyük marketlerine, yeme içme yerine, kahvesine, her şey var arkadaşlar burada. Evet, burası ana caddesi. Bu tarafa doğru Armutlu'ya gidiyorsunuz arkadaşlar. Şöyle gittiğinizde şu beyaz arabanın peşinden gittiğinizde Yiğitlere doğru götürüyor sizi. Ana caddedeyiz. Hemen karşıda Ören pazar yeri var arkadaşlar. Bugün günlerden Perşembe. Perşembe günleri pazarları kuruluyormuş. Onu da belirtmiş olalım. Ören'e gelirseniz, pazarını da uğramak istiyorum derseniz Perşembe günü gelmenizi öneririm. Ha, şurada ayırmışlar. Şurada kıyafetler, ayakkabılar ve bakliyat tarzı şeyler mevcut. Karşı tarafta sebze ve meyveler. Böyle ayırmışlar galiba. Görüntü böyle çünkü. Evet, normal pazar. Sebzesinden meyvesine her şey mevcut arkadaşlar. Evet, pazara geldik. Buradan sorduk, dedik ki muhtarımız nerede? Tesadüf geldim, muhtarıma muhtarı soruyormuşum. Sağ olsun, kendisine dedim ki bize mahalleniz hakkında, eskiden köydü de biliyorsunuz artık mahalle, dolayısıyla mahalleniz hakkında bize bilgi verir misiniz diye. Memnuniyetle dedi, merhabalar. Fuat. Fuat muhtarım, mahalleniz hakkında bize neler anlatabilirsiniz? Önce bir düzeltme yapayım, eskiden köy değildik, biz beldeydik. Belde miydiniz? 1963'ten tamam, beri beldeydik. Birçok köyler mahalle olduk. Evet, mahalle olduk. Ay, siz de beldeden mahalleye dönüştünüz. Beldeden mahalleye dönüştünüz. Önemli bilgi tabii ki bu. Biz de öğrenmiş olduk. Teşekkür ederim. Evet, neler anlatabiliriz? Geçim kaynakları nelerdir? Geçim kaynakları tarım. Kirazın dünyada ilk çıktığı yer burası. İlk çıktığı yer. Dünyanın en güzel ovası. Kirazı, şeftalisi, üzümü, eriği, bütün meyveleri bulabileceğiniz nadir ovalardan bir tanesi. Ören ovası. Geçim kaynağının büyük kısmı tarım, hayvancılık. Fabrikalar var işte. Orada da çalışıyorlar. Evet, sanayi yapım. Sanayi de var. Armut. Değil mi? Burada da tarımsal sanayilerimiz var. Kuru üzüm fabrikaları, kayasılar, inciler, onlar orada çalışanlarımız var. Armutlu'ya çok yakın. Ne 5 kadar? Kilometre. 5 kilometre. 5 kilometre mesafede. Peki şeye ne kadar? Kemalpaşa'ya ne kadar? 15 kilometre. 15 kilometre mesafedeyiz. Peki okulumuz var mı bizim? Okulumuz 1923 yılında Cumhuriyet'le beraber kurulmuş. Buraya gelen muhtarımız Sadi Bey sayesinde. İlk muhtar mı? İlk muhtar. Çok ileri görüşlü bir insanmış. Çok büyük bir okul yapmış. Demişler ki bu kadar büyük okulu ne yapacak? Şimdi o büyük okul yetmedi. Onun yanında bir ilave okul daha oldu. Bir ilave okul daha oldu. Akıllı bir insanmış. Evet. Köyümüzün ortasından bir tane dere geçiyor. Buradan. Düşünmüş, bu dereyi nasıl kapatabilirim? Köyü birleştirebilirim belde. O zamanlar köymüş. İnsanlar ovaya giderken herkese demiş ki eskiden eşek var, at var. Eşeğin köpüğüne, at arabasının içine akşama kadar çalışın. Gelirken köye
Herkes demiş tarlasındaki taşları toplasın, köye getirsin. Getirsin. Peki. O şekilde imece usulü yukarıdan aşağı kadar buraya bir çok muazzam bir kemer yapmışlar. Büyük bir. Üstünde mi duruyoruz üstünde şu anda? Üstünde duruyoruz şu anda. Şu anda biz evet. O derenin üstündeyiz. Yani muazzam bir kemer yapmışlar yani. Ben içine girdim nasip oldu. Altı şu anda akıyor değil mi? Akıyor akıyor dere akıyor. Çok güzel. Yani çok güzel yapmışlar. Bir köy beraber hep beraber imece usulü bunu başarmışlar. Okulu yapmışlar. Daha çok güzel şeyler yapmışlar. Yani bizim burası Türkiye'nin eski köylerinden sonra belde olduğu. Ben sabahları kalktım bu dua ediyorum. Allah'ım iyi ki ben burada doğmuşum diyorum. Neden? O kadar güzel. Oğlumuzda her şeyimiz var. Köyümüz yemyeşil güzel. İnsanlarımız iyi. Şehir İzmir'e gitsek 20 dakika. Canımız sıkıldı, sahile gidelim, yüzelim desek bir saat Çeşme, bir saat Kuşadası, bir saat diğer yerler. Çok yakın. Turgutlu bu tarafımızda 15 kilometre. Kemalpaşa bu tarafımızda 15 kilometre. Her şeyimiz var Allah'a şükür. Turgutlu'ya, Kemalpaşa'ya, sahile hepsine oldukça yakınız. Yakın, yakın. Dolayısıyla dediğiniz gibi güzel de bir yer. O zaman burada sağlık ocağı var mı diye sormak sağlık ocağımız biraz var. Ayıp kaçacak zaten 112, 112 ambulans servisimiz var. Ha, İtfaiyemiz var. Yani her şeyimiz var. Çok büyük bir alan burası. Mesela, şimdi de, mesela Armutlu veya Bağyurdu nüfus olarak bizden büyüktür ama yerleşim yeri o olarak biz onlardan büyüküz. He. Sizin nüfusunuz az mı? Yani 5500-6000 civarı. Civarında. Yine de iyiymiş. Evet. Ama çok güzel hakikaten. Sokup paralarını biraz gördük. Eski tarihi evlerimiz var. Burası Lidyalılardan. Kalma bir yer. Buranın isminin Ören olmasının sebebi Lidya Kralı'nın kızının ismi Ören. Öyle mi? Bak güzel bir... Yani Lidya Kralı'nın avlağıymış burası. Burayı çok severmiş. Kızının ismini vermiş buraya. Bizim yani çok tarihsel bir ismimiz var. Evet, Ören. Hatta yukarıda kalemiz var bir tane Lidyalılar'da kalma. Kale kalıntıları. Evet. Eski bak, bayağı. Bakın yapılmış mı Ören'ın? Yok, o yıkılmış. Yani kaya dolguya olarak yapılmış. Yıkılmış sonra. Kalıntılar orada duruyor da. Peki çok çok teşekkür ederiz. Zamanınızı aldık. Rica ederim. Güzel bilgi. Evet, sokak aralarına da girdiğinizde öyle satış yerlerini de görebiliyorsunuz. Buraya gelen zaten aç kalmaz. Muhtarım burayı detaylıca anlattı. Ağzına, güzel yüreğine sağlık. Hakikaten çok hoş bir ortamı var. Yani biliyorsunuz böyle 2-3 katlı evleri pek kendi adım onaylamıyorum. Böyle tek katlı evlerin olduğu yerleri daha çok seviyorum ama şuradan da bakın yukarıya doğru ana cadde hemen şu arabaların geçtiği yer ana cadde arkadaşlar. Ama buranın farklı bir havası var. Havasından dolayı ortam bir başka güzel geliyor insana. Sahil beldesi gibi. Öyle bir hava hissediyor insan. Neden susuyorum? Kuş sesleriyle şu ortam bir başka keyif oluyor. Müzik gibi. Emin olun müzik gibi bir. Şöyle sustum bakın. Evet. Duydunuz. Doğal müzik diyorum ben buna her zaman. Kuş seslerini duyduğum zamana doğal müzik diyorum. Şu manzarayla kuş sesi çok güzel örtüştü diye düşünüyorum. Evet herkes pazara giden, pazardan gelen insanlarla karşılaşıyoruz. Herkes günlük pazar işiyle meşgul, tam öğlen saati bu.
tam hareketliliğin sağlandığı süreçteyiz. Evet, yine buradan bir sokak. Evet, bir tarım bölgesi olduğu artık alıştık. Sokaklarında gördüklerimiz şu aletler bu bölgenin bir tarım bölgesi olduğunu açık ve net gösteriyor ki zaten muhtarım da bu doğrultuda konuşmuştu. Bölgenin tarım bölgesi olduğunu söylemişti zaten. Ve geldik yine ana cadde burası arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burası merkezi noktası. Evet, muhtemelen törenler burada yapılıyor. Evet, Kemalpaşa Belediyesi Ören Düğün Salonu ana cadde üzerinde, hemen şurada. Yapılan alanın arkasında tekrar çocuk parkı var arkadaşlar. Evet, demiştim, şöyle devam ediyor çocuk parkı, şuradan şöyle. Çocuklar her anlamda düşünülmüş. Bu da işin güzel tarafı tabi. Evet, şurada yine insanların rahat oturabileceği bir alan mevcut. Arabalar giremiyor. Ama insanlar için rahat bir alan neymiş? Şehit Yüzbaşı Hakan Bizrenli Parkıymış burası arkadaşlar. Şurası. Şöyle yakınlaştırayım. Görün. Şöyle. Evet. Evet, sizlere keyifli seyirler diliyorum.